Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf matematik sahnesi kitabında dik dairesel koni konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler, konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak koninin tanımıyla dersimize başlayalım. Bir dairenin bütün noktalarının daire düzlemi dışındaki bir nokta ile birleşimine koni adını veriyoruz. Koninin tepe noktasından indirilen dikmeye koninin yüksekliği diyoruz. Gençler bakın, buradaki T'den inen dikme bizim konimizin yüksekliğidir. Yüksekliği tabanın merkezine inen koniye dik koni diyoruz. Evet, tepe noktası ile taban dairesinin çevresi üzerinde bir noktayı birleştiren doğru parçasına da anadoğru adını veriyoruz. Bakın burada gençler T ile C'yi birleştiren doğru parçası anadoğru olarak geçiyor. Bu anadoğru sevgili gençler gördüğünüz gibi burada Pisagor bağıntısı oluşturacak diyoruz. Sevgili gençler, koninin açınımında tabanımızda bir daire ve üst yüzeyi sevgili gençler yan yüzeyde bakın daire diliminden oluşuyor. O halde daire diliminin bakın buradaki gençler yay uzunluğu bizim tabanımızın çevresine eşittir. O halde yay uzunluğu 2πr olacak diyoruz. Evet gençler, böyle devam edelim. Aynı zamanda gençler bakın bu formül bizim için çok önemli. Sonuç olarak gençler şunu diyeceğim. R bölü A, yani bu yarıçap, A dediğimiz anadoğru. Evet, bu da açı bölü 360'a eşittir gençler. Bakın bu denklemi gençler burada bol kullanacağız sorularımıza diyelim. Evet, yarıçap bölü anadoğru açı bölü 360'a eşittir diyerek denklemde bizden istenilen gençler elemanları bulmaya çalışacağız. Şöyle ilk sorumuza bakalım. Aşağıda verilen dik dairesel koninin açılımını çiziniz demiş. Gençler dairenin açılımında bir tane dairemiz var tabanda. Bir de sevgili gençler, şurada da şöyle yan yüzeyli gençler şöyle daire diliminden oluşur diyoruz. Evet sevgili gençler, buraya baktığımız zaman öncelikle burada açıyı mutlaka bulmam gerekir. Peki açıyı nasıl bulacağız gençler? Az önce söylemiştik. R bölü A açı bölü 360'ta açıyı şöyle x olarak gösterelim. X derece bölü 360'tır. Burada yarıçapımız sevgili gençler 1. Anadoğru, bakın burası anadoğru. Anadoğru 3 gençler. O halde 1 bölü 3 eşittir x bölü 360'tan. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 360 yapar. X'in değeri de 120 derecedir. O halde açınımda gençler bakın buradaki x yerine 120 yazdığımı düşünüyorum. Burada sevgili gençler burası bizim yarıçapımız 1 santimetre. Evet, bu şekilde anadoğrumuzu da şurada gösterelim. Bu da 3 santimetre olur. Açınımda diyoruz. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıda verilen dik dairesel konilerin istenilen uzunlukları bulunuz demiş. Gençler buradaki özel dik üçgenimizde bakın 5, 12 ve 13 üçgenimiz var. O halde soru işareti 5, 12, 13 üçgeninden dolayı buradaki Pisagor bağıntısı vardır ve 12 olur soru işaretinin değeri diyoruz. Evet, devam edelim. İkinci sorumuzda gençler yine özel dik üçgenimizde burası hipotenüstür. Bakın 3, 4, 5 üçgenini göreceğiz. Burada 3 katı 9, 4'ün 3 katı 12, 5'in 3 katı 15 olur. Soru işaretini 15 santimetre olarak yazmamız gerekir. Evet sevgili gençler, devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Aşağıda açılımları verilen dik dairesel konilerin istenilen uzunlukları bulunuz demiş. Gençler az önce söylediğimiz formüller R bölü A, yani yarıçap bölü anadoğru gençler bakın burası. Evet, buraya x derece diyeceğiz. Açı bölü 360'a eşit demiştik. Yerlerine yazarsak yarıçap 10 santimetre. Evet, anadoğruyu bilmiyorum gençler. Anadoğruyu soru işareti olarak yazalım. Açımız 150 bölü 360. Burada şöyle en azından sadeleştireyim gençler. İçler dışlar çarpımı yaptığımı düşünürsem 15 çarpı soru işareti 36 çarpı 10'a eşittir. Her iki tarafı 15'e bölersem. Evet. 5'e böldüm sevgili gençler. 3. 5'e böldüm 2. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 12. 12 ile 2'yi çarparsak da 24 santimetre olur. Ana doğru diyoruz. Evet. Ana doğrunun uzunluğu 24 santimetre olarak bulunur. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, burada da gençler yarıçapı istiyor. Yine R bölü A. Açı bölü 360 diyeceğim sevgili gençler. Yerlerini yazarsam R'yi bilmiyorum. Evet, ana doğru 12. Açımız 120 bölü 360. Gençler şöyle sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3 kalır. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 3 çarpı yarıçap 12'ye eşitse yarıçap buradan 4 santimetre olur diyoruz. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Evet, bu sefer de açı istiyor sevgili gençler. R bölü A, açıyı x derece demiştik, bölü 360 diyelim. Evet, R yarıçap gençler 6 bölü ana doğru 16. Buradan x bölü 360 dedik. Gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 16x 6 çarpı 360 demektir. Her iki tarafı 16 ile sadeleştirelim. 2'ye böldüm gençler 8, 2'ye böldüm 3. 360 ile sevgili gençler 8 sadeleştirse 45 kalır. 3 ile 45 çarparsak 135 derece olur. Evet, buradaki açımızın ölçüsü diyoruz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. D'deki soruda aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Yanda açının verilen dik dairesel koninin yüksekliğini bulunuz diyor. Gençler önceki ana doğruya ihtiyacımız var. O halde R bölü A açı bölü 360 demiştim. O halde yarıçap gençler kök 2. Evet, ana doğruyu bilmiyorum, A olarak yazalım. Burada 120 bölü 360. Buradan 120 ile 360 1 bölü 3 olarak sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaparsam A'nın değeri 3 kök 2'dir gençler. O halde biz sevgili gençler burada yüksekliği çizecek olursak şöyle bir dik üçgenimiz oluşuyor. Dik üçgende gençler hipotenüs uzunluğumuz ana doğru, yani 3 kök 2'dir. Bakın burası kök 2. O halde yüksekliği h olarak yazalım. Gençler burada h'ın karesi ile kök 2'nin karesinin toplamı hipotenüsün karesine eşit olacak, yani 3 kök 2'nin karesidir. Buradan h kare kök 2'nin karesi 2 yapar. Evet, 3 kök 2'nin karesi gençler 18 yapar. 2 diğer tarafa eksi olarak gönderelim. Buradan h'ın karesi 16'ya eşitse yükseklik değeri 4 santimetre olur diyoruz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, bir küpün içine yukarıdaki gibi en büyük dik dairesel koni yerleştirilmiştir. Küpün bir ayrıtı 8 cm olduğuna göre bu dik dairesel silindirin, koninin özür dilerim. Bu dik dairesel koninin ana doğrusunun uzunluğu kaç santimetredir? Gençler burada şöyle doğru parçamızı alacak olursak bakın bu yüksekliktir. Bu da gençler yarıçaptır. Bu yarıçap gençler tabandaki ayrıtın bir yarısıdır gençler. O halde bir ayrıtım 8 santimetre ise bakın burası 4 santimetredir. Burası 8 olduğu için yükseklik de 8. O halde ana doğru için gençler buraya A diyecek olursam A'nın karesi dik kenarlar gençler 4 ve 8'in karelerin toplamına eşittir diyeceğiz. Evet, ona a kare 16 artı 64'ten a kare gençler 80 yapar. A'nın değeri de kök 80'dir. 2 kök 80'i istersek 16 çarpı 5'ten 4 kök 5 santimetre olarak yazarız. Sorumuzun yanıtını diyelim. Bir sonraki soruya geçelim. Yanda verilen dik koninin açılımı yapıldığında yan yüzeyin çevre uzunluğunu bulunuz diyor. Gerçi burası 5 santimetre ise aynı zamanda burası da 5 santimetre. Bakın özel dik üçgenimizden yarıçap gençler 3 santimetredir. 3, 4, 5 üçgeninden. O halde ben bunun açılımını çizecek olursam tabanda bir dairemiz vardı. Bir de yan yüzeyde gençler şöyle bir daire dilimiz vardı. Bizden gençler bu yan yüzeyin yani daire diliminin aslında çevresini istiyor. O halde sevgili gençler yarıçapımız 3 cm ise bakın buradaki çevrede evet, yay uzunluğu gençler dairemizin çevresine eşitti. Yani 2 çarpı pi çarpı r'ydi. O halde 2 çarpı 3 çarpı yarıçap 3'ten 3 kere 3 9 9 kere 2 18 santimetre. Yarıçap buradaki ana doğru gençler bakın buralar 5'er santimetre. O halde bu şeklimizin çevresi için 5 artı 5 artı 18'den 28 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet. Dördüncü ve son sorumuza geçelim. Bir silindir içine yandaki gibi en büyük koni yerleştirilmiştir. Dik koninin ana doğrusu 20 santimetre. Gençler bakın burası ana doğruydu. Uzunluğumuz. Ve silindirin yüksekliği 16 santimetre. Şu yüksekliği çizelim. Bunu gençler hipotenüsten bakın dik üçgeni çevirecek olursak evet, buradan yarıçap bulabilirim. Evet, 3, 4, 5 özel üçgeni düşünelim. Gençler 20 hipotenüstü 5'in 4 katıdır. O halde bu 4'ün 4 katı 16 ise demek ki yarıçap gençler 3'ün 4 katından 12'dir. Bizden gençler ne istiyor? Taban alanı istiyor. Taban alanı daire olduğu için pi r kare diyeceğim. Burada 3 çarpı yarıçap 12'yi de 12'nin karesi. 3 çarpı 144'ten 144'te 3'ü çarparsak 432 santimetre kare olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.